Çocuklar en büyük şiddeti evde görüyor. Genç Hayat Vakfı tarafından İstanbul'da ilköğretim çağındaki çocuklar üzerine gerçekleştirilen bir araştırmaya göre çocukların %73'ü ev içinde en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. İstanbul'da 49 ayrı ilköğretim okulunda yapılan araştırma korkunç bir gerçeği ortaya koydu. Çocuklarını evin dışındaki her türlü tehlikelerden korumaya çalışan ebeveynler asıl şiddeti kendileri uyguluyor. Genç Hayat Vakfı'nca gerçekleştirilen çocuğa karşı aile içi şiddetin önlenmesi projesi kapsamında yaşları 12 ile 15 arasında değişen 440 öğrenciyle yüz yüze görüşüldü. Görüşmeler sonucunda çıkan tablo düşündürücü. Araştırmaya göre çocukların %73'ü ev içinde en az bir kez şiddete maruz kalıyor. En genel rakam aslında çocukların geçtiğimiz bir sene içerisinde %73.4'ünün en az bir kez şiddete maruz kaldığıydı. Bunun ev içinde olması, hani en güvenli, en özel alanda olması biraz da bir durumu daha zorlaştırıyor. Duygusal şiddet yine çok yoğun yaşanan şiddet türleri içerisinde %60 civarında, ki genelde duygusal şiddet çok görünür değildir. Hiç şiddet görmeyen çocuksa yoğun çalışma şartları yüzünden anne baba tarafından ihmal ediliyor. İhmal %25 civarında çıktı. Yine ev içindeki kişiler, yetişkinler tarafından bilinçli olarak aslında ihmal edilmesi. Temel bir takım ihtiyaçlarının karşılanmıyor olması ve bunun tabii ki çocuğun gelişimine ve çocuğun onuruna zarar veriyor olması. Araştırma psikolog eşliğinde yapılmasına rağmen kimi çocuklar ailesi tarafından gördüğü şiddeti anlatmakta güçlük çekerken kimisi de şiddeti önlemek için ilginç önerilerde bulundu. Ve şikayet mekanizmalarının oluşturulmasından şiddetle ilgili bir yasanın oluşmasına kadar hatta işte çocukların bu konuyla ilgili düşüncelerini anlatabilecekleri dernek kurmalarından tutun da ailelere eğitim verilmesine kadar aslında çok geniş kapsamlı, çok hoş öneriler geldi onlardan. Biz de araştırma sonrası bu burada kalsın istemedik. Bu belgeyi ilgili bakanlıklar ve meclisteki partiler ve komisyonlarla paylaştık. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir çocuk varmış.